Merhaba merhaba, çizmeye başlıyoruz saat. Hoca seneyi deviriyoruz vallahi yavaş yavaş. Cuma günü geldik, evet. Cuma günü kırmızı çizgi yılbaşı özel yapacağız. Çok güzel böyle renkli konular var. Daha Mehmet abiyle Serdar abi de bilmiyor. Evet, sadece ben biliyorum. Canlı yapmayacağız. Bank da bir şey. Tamam, ama yani saatimiz saat aynı saatte yani, gelecek. Tabii. Ama yılbaşı özel yapacağız, yılbaşı o yüzden yapacağız, evet. O gibi olacak yani. Prodüksiyonu yüksek. Tabii. İnşallah. Tabii şimdi öyle deyince hani şarkılar türkü. Sıla kırmızı çizgide falan, evet, değil ya, tabii. Keşke olsaydı, evet, öyle bir nasıl şey. Nasıl olacak ya? Efsane olur. Nasılsınız, iyi misiniz? Ya Serdar, Sıla çizgi harika olur. Sıla kırmızı çizgide ya. Evet. Bir dördüncü bir şey söyleyeceğim. Dram, çok dram bize olmaz o. Nasıl olmaz? Aa, dram. Aşırı dram. Valla dram ya, o yok, valla sevmiyorum. Ya, dram çok. Şey, yani seviyorum, çok ya. Seviyorum da. Yani çok dram yani, bize olmaz. Burada olmasın bize böyle. Ya. Şurada böyle... oturmasın diyorsun. Ya yani. Otursun. Burada mı otursun? Baş, yani otursun, gelsin, başımızın üstünde yeri var yani, şey olsun. Programın güzelliği atsın diyorsun. Güzelliği atsın. Şurada şimdi Ahmet Cemşir otursa kötü mü olur yani? Ahmet neydi? Ahmet Kural. Ahmet Cemşir. Yine burada biri burada otursa fena mı olur? Ya otursunlar da yani. Tabii. Bizim programımızın formatına mesela daha eğlenceli birisi yani lazım. Abi Sıla şarkıyı söylerken biz sıkalım mesela. Tabii. Dram çünkü, dram yani. Masla niye dram? Devamlı eğlencesi de var. Olur mu ya? Abi, eğlenceli ya. Şarkı yok ya, bir tane iki tane kaç tane. Kafayı üşüttüm şey senden sonra falan. Bak. Açarız radyoyu. Hep dram, hep dram. Abi açarım radyoyu, koy şey... Bir tek o işte. Evet. O da o bile şey yani, o bile. O bile. O bile bolum değil yani. O bile bir Hande Yener şeyi yok yani. Çok giderli şarkısı var. Bay bay falan yok hani. Giderli şarkısı var ama. İşte kafayı kazıttım senden sonra, hesap mı vereceğiz bir tane bundan abi, bir sonra tane, bir ama tane. Ölümüne giderli böyle. İster ya, gelir. Giderli ister. Şarkıların olayı şeyde ya. Hande Yener'de. Hande Yener. Demet Akalın da öyledir canım. Demet Akalın da öyle. Bay bay şey bay vardır ya, böyle bir şey çıktı biliyorsun Demet Akalın şarkılarından sonra. Böyle mekanlarda böyle böyle yaparak söyleme. Genç kızlar, genç erkekler tabii böyle sen böyle. Gidip, tabii sen mekanlara gidebilen bir insan. Şey, hiç öyle gece hayatı olan bir adam değil. Nasıl yalan? Hakikaten yok. Ha, ben daha böyle... Bir gizlik aslında görmüşler seni. Yok. Ben değilimdir o. Bir takvim yılı boyunca biz de mi çok yemek yedin, mekanlara mı gittin dışarıda? Siz de çok yemek yediniz. Olsun. İki tane. İki tane. Üç yok. İki. Üç. Abi mekanları hakikaten çok... Bir de bir zaman ben hep gececiyim abi. Neyse, gizli kalsın bitmiş diyorlar. Sayende. Yani eskiden abi, diyorlar. Yani gizli kalmadı sayende. Sen bitirmişsin yani bayağı. Sayende bitmiş abi. Sayende. Bayağı bitirmişsin yani. Öyle. Yani bitirmiş derken hani sen bitirmişsin. Kravata da yılbaşına doğru. Gitmedim ben hiç gitmedim. Hatta ilk burada Serdar abiden duydum, öyle söyleyeyim ya. Yani. O kadar yok bende ortam. İyi, güzel. Daha farklı benim ya. Böyle akustik olsun. Hmm. İşte hafif böyle hafif sesli batı müziği. Bir zamanların Çiçek Barı, bir zamanların Ece Barı gibi. Bir zamanların isim vermeyen barlı. Bir zamanların onlar yok artık. Olsun. Yok var ya. Var mı? Neyse, evet, yorumlarınızı geç. Bekliyoruz kırmızı çizgiye. Başlıyoruz sohbete. Çok fazla konuşacağımız şey var. Şey, evet, Fırat'ı Cami ayarı mani kendi içerisinde hiçbir anlama gelmeyip cümle ama içerisinde her anlama gelen. Ama ilk yarısında... İlk yarısı bitirdik. Çok acayip bir ikinci yarı bizi bekliyor. Fatih Terim gündemi oldu. Biz onu burada konuştuk. Zaten geleceğini söylemiştik. Posta mosta olmaz demiştik. Efendim Başakşehir lider olur dememiştik ama oldu. Sen şampiyon olacak diyorsun. Ben şampiyon olacak diyorum. Abi bir esrar sana yani, bir şey söyleyeyim. Diyorum. Bir de öyle devam et. Previously on NTV Spor kırmızı çizgi. Buyurun. Ama öyle giriş yani daha önceki bölümlerde. Evet, ondan sonra öyle demiş. Başakşehir benim hala şu gün için şut. Daha kimse transfer yapmadığı için konuşuyorum bunu. Yani Vida hariç bir transfer yok ortada. Evet, bir Vida var. Onu da biliyorduk zaten. Ona rağmen ben Başakşehir'in şampiyonluğun birinci adayı olduğunu söylemiştim. Transferlerden sonra bunu yenileyeceğimi de söylemiştim. Yani bu görüşümü tekrar da yenileyeceğimi de söylemiştim. Bu dönem içerisinde Meriç Müldür'ün tabii güzel bomba haberi. Arda Turan Beşiktaş'a evet dedim. Konuşacağız mı? Restoranda. Ondan sonra başka ne var? Cenk Tosun konusunu konuşacağız. Domagoj Vida kardeşim bizi burada doğruladı. Previously evet. Kırmızı çizgi. Söylemiştik önceden Fener'in de teklifi olduğunu. Galatasaray olduğunu bilmiyordum mesela. Yalanlama gelmişti konuyla ilgili. Evet, konuyla ilgili bizzat Aziz Yıldırım imzasıyla yalanlama gelmişti. Ben bir daha yalanlasın diye anlatmıştım. Artık bugün Vida da itiraf etmiş. Başka ne oldu? Aziz Bey'in mi haberi? Aziz Bey Sudan'a gitti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla. Tabii iş adamlarında ve orada iş adamlarının karşılıklı imza törenindeki imzayı da Türk tarafından Aziz Bey attı. Büyük haber. Ondan sonra Sudan'daki o Sebanaki Adası'nı, tam ismini şimdi tam bilemiyorum. Onun da yeniden imarında, yeniden bayındır olmasında Türk iş adamlarının rolü olacak. İşte o anlaşmaya imza atan, adayı Türk iş adamlarını temsilen imza atan isim de Aziz Yıldırım oldu. Ada bizim artık yani. Yapana kadar. Bizim filan değil de hani yani inşaatı bizim.
Ondan sonra işte orada da herhalde Aziz Bey'in de müteahhitlik şirketi sanıyorum bir iki taahhüt işi de alacak diye düşünüyorum. Önceki bölümlerde yapacaksın sandım. Sen bayağı gündem başlıkları yaptın. Biliyorsun o şeydir artık böyle yani televizyon sonra kanalında moda oldu. Oldu. Ya böyle sonra şey, ne oldu? Bizim iki dakika manşetler. Bu hafta bayağı yani bu bir haftada bir sürü cumadan şeye çarşambaya bir sürü şey oldu. Mahkeme diyorsun. Meselesi. Çok şey var. Çok hepsini konuşacağız mahkeme tek meselesi. Tek. Hocanın. Ha hocanın mahkeme meselesi. Duruşmaları başladı daha doğrusu. Bilinen bir mahkeme meselesinin duruşması başladı. Federasyon cenahını öğrendik ne düşünüyorsun? Nasıl federasyon cenahının ne düşündüğünü öğrendik. Zamanı gelince konuşalım ya. Başlayalım. Ya başlık veriyor ya. Başlık veriyorum ya. Tamam, bunların hepsini konuşacağız. Peki. Şimdi birazdan Fenerbahçe İstanbul Spor maçı başı. Gene Mehmet Topal'la Josef var. Bence siz izleyin, bizi izleyin. Daha zevkli izleyin. Yani vallahi. Bu ikili bak. Yani şey Samet, Josef, Mehmet'ten daha iyiyiz bence biz. Ha, biz. Ama hani siz bilirsiniz. Maç daha iyi bir şey diyemem. Yani Fenerliler bir maça kadar kalın. Hani istemiyorsanız gidin ama ben olsam bu üçlü daha iyi. Daha yani. Eğlenceliyiz yani. İstanbul Spor maçı yapmayın ya. Ya hocam hakikaten ya. Ya etme ya. Neyse, yani Mehmet diye bir stoper ya. Var. Bak Dikadı Otakat bu çocuğu oynatıyordu geçen sene. Ama sonra kaptan var. Pozisyon geçirdi. Sadakati var hepsinin ama ondan o. Neyse Messi'nin de Fener'de oynayamayacağını öğrenmiş. Dur başlayalım onunla. Başlayalım. Biz ilk olarak NTV Spor'da verdik Messi olayını. Şimdi Hakan Yılmaz ekranlara getirecek. Mikos'ta neler yapacak? Messi'nin El Clasico'da 90 dakikanın sadece %1'inde sprint attığı, %83'ünde yürüdüğü ortaya çıktı. Bu iki gün öncenin haberiydi. Bugün gazetelerde de Fanatik'ten aldım. Onu da görelim. Yürüye yürüye El Clasico diye. Bunu bir daha bizim üzerimize verir mi Hakan? Verir. Bizim üzerimize. Bizi aşağıya verir yani. Haber başımızın üzerinde ya. Her zaman. Barcelona'nın Real Madrid'i 3-0 yendiği maçta bir gol bir asistle oynayan Lionel Messi %4.95'inde tempolu koştu. %83.1 yavaş yürüyüş, 10.8 yavaş koşu, 4.95 tempolu koşu. Serdar abi mesela Serdar abi de geldi. Top Serdar abi de ben bir şey söyleyeyim. Yorulmazsın ya ondan diyorum. Tam benim futbol. Tam senin futbol bu yani. Alın sağ futbolu. Serdar'a gelme ben bir şey söyleyeyim. Hakan bize alta versene haberi başımızın üzerinde taşısana öbür haberi. Öbürünü. Şeye geç. Bizim NTV Spor'un tweetine geç. Bir de Costa neler yapacak biliyor musun? Costa Real Madrid'de oynar. Tabii. Efsane, ya bir şey söyleyeceğim. Efsane. Daha geçen hafta 3 yediniz hala utanmadan Real Madrid'de. Costa, Messi, Real Madrid'de oynar. Nokta. İki kişinin doğum günü. Vallahi bizi parçalar biliyor musun? Merve Toy doğum günü parçalar. Çok sevgili arkadaşımız Merve'ciğim. Merve. Bir de bizim Mert abi var. Mert Yılmaz ekonomist. Onun da buradan doğum günü kutluyorum. O da bizi karşıya bekliyor. Merve'yi var ya eğer kutlama söyledik büyük hakikaten bir ihtimalle giremezdik. Hakikaten yarın da beraberiz. Eyvah programda eyvah. Giremezdik yani. Selam olsun buradan. Neyse ben ne diyorum? Evet. Şimdi bu Messi... Costa Real Madrid'de oynar. Costa Real Madrid'de oynar diye bir tweet gördüm. Çok güzel başlıktı o. Hakikaten Costa Real Madrid'de oynardı diye. Şimdi efendim bu olay şu. Bu şimdi... Koşu mesafeleri. Ben Real Madrid'deyim. Maçı da oturdum şöyle keyifle izliyorum. Filan bu sene iyi değiliz biz Real Madrid olarak bunu görüyorum ama İlk yarıdan... hani Barcelona yener filan diye düşünüyorduk. İlk yarıda böyle biraz böyle bir şey var ama hani şey değil. Kazanacak bu top oynamıyoruz ama. Şey de yok hani ortada bir şey yok. Bu Messi hiç yok ama. Hiç yok sıfır. Bir tane pozisyonumuz var Ronaldo vuramadı. Ha. Sol ayakla. Başka yok. Tam Sinan ekibi bir El Clasico hiçbir şey yok maçta. Tabii. Neyse ikinci yarı filan başladı. Abi Barcelona bir başladı tak 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 tak. Bizi baya bir yamulttular yani. Neyse bu Messi denilen arkadaşımız 90 dakika sahada kaldı. Topun arkasına gördük mü kendisi? Bir gol attı penaltıdan. Bir asist yaptı. Penaltı olan pozisyonu bizatihi kendisi başlatmıştı. Suarez'le atılan ilk golün de şeyini kendisi başlatmıştı. Akınını kendi başlattı. Asisti Sergio Roberto yaptı ama, orada Messi başlatmıştı. Rakit için de en arkadan aldı. Dolayısıyla öyle Messi maça bir damga vurdu. Son golde de şöyle bir enteresanlık var. Durum 2-0. Maç bitmiş 90+4. Topu Messi'ye atıyorlar. Top taça çıkıyor. Messi ayağını uzatıyor. Tabii. Aldı topu. Taç çizgide topu tutuyor. Yani çalımı da bastı. Durum 2-0. Maç bitmiş. Herhangi bir yıldız futbolcu o topa ayağını uzatmaz öyle. Kasığım atar bilmem ne olur falan der. Tuttu geldi çalım attı. Ayakkabısı çıktı asist yaptı. Neyse bu arkadaşımız... yani Messi denilen insan, Leo Messi artık insan mı uzaylı mı? Uzaylı şimdi abi. Ver istatistiği 90 abi. Dakika boyunca 83 dakika yürümüş. 4,5 dakika jog yapmış yok böyle hafif. Koşu mesafeleri ne oldu? Jog yapmış. Serdar bile yapabilir onu yani. Jog. 2 dakika. 2,5 dakika falan. 2,5 dakika mı 3 dakika mı ne koşmuş? Koşmuş. Sprint defer atmış yani 4,5 dakika falan. 1,5 dakika da böyle bayağı hani artık tabii. Üst düzey sprint attı. Ya o 1,5 dakikayı çıkar ben oynarım o kadar. O son bir buçuk dakika yürüyelim. Defar var ya. Gerisini oynarım. Çok defarım yani. Defar da atarım. Şimdi %83'ünde yürümüş. Bu haliyle
bu haliyle Fenerbahçe'de bu haliyle Fener'de oynamaz. Oynayamaz abi. O yüzden ben de diyorum ki arkadaşlar, yarın bunu yazdım ben. Aynen bu başlık. Ne dedin? Demek ki Messi Fenerbahçe'de oynamazmış dedim. Peki nedenini de söyle şimdi. Belki çünkü bence bizim Türk futbolcularımız, Türk hocalarımız bilhassa böyle bir şey başladı. Hoşu mesela. Yani dedi. Büyük takım, büyük takımların başında oldukları halde, büyük takımların başında, Tudor'da da vardı mesela. Tamam. Birinci şart olarak koşu mesafesini koyuyorlardı. Ve mücadeleyi ön plana çıkartıyorlar. Bizim çok mücadele etmemiz lazım. Şimdi büyük takım kendini çok mücadele eden takım olarak adlandıramaz. Zaten o gereklilik. Yani bir büyük takımın, bizim takımın çok iyi mücadele etmesi lazım, çok koşması lazım diye bir kelimesi olamaz. Yani cümleye böyle başlayamaz büyük takım. Onları zaten çoktan aşmış olmalıdır. Doğru. Stüdyoda kamera var demek filan. Tabii. Dolayısıyla ben de buna isyan ediyordum, buna itiraz ediyordum. Yani futbolda koşu mesafesi, İngiltere Premier Ligi'ne bakalım. Arsenal bile en çok top kullandığını iddia eden takım 10-10,5 kilometre koşar. Futbolda koşu mesafesini veya mücadele kapasitesini birinci sıraya koyuyorsanız, Rıza Çalınma gibi, Trabzon'da onu yapıyor, yapmasın. Trabzonspor gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi takımlar kendilerini koşu mesafesiyle, mücadele kabiliyetiyle, kazanılan ikili mücadele oranıyla filan adlandıramaz. Ben sana söyleyeyim, şöyle diyecekler eleştirilerde şimdi. Ama orada Messi var. O Messi canım, o tamam, koşmadan da yapar. Bir diyecek. Tane Messi'ye kredin var yani. Alex'in kitabında yazıyor. Gelmiş Aykut. Aynısı Kocaman. Alex Fenerbahçe için. Aykut Kocaman gelmiş, demiş ki herkes 12 kilometre koşacak. Koşmayan da oynamayacak. Alex demiş ki 12 kilometre koşarsak ama topu da her seferinde rakibe atarsak gene de oynar mıyız? Şimdi tartışma budur. Bir daha yani, söyler misin Alex'in lafını? Her maç 12 kilometre koşarsak ama gelen her topu da rakibe atarsak gene de oynar mıyız? Şimdi bu futbola bakış açı, bu bir felsefi tartışma. Ben hep bunun peşindeyim. Bu bence hiç kişilerle, bu doğru mantık ya. Yani benim hiç felsefeye girmene gerek yok. Hiçbir de kimseyle de yok. Bu doğru mantık bence. Benim büyük takım felsefeme göre, büyük takımın hedefleyeceği istatistikler az top kaybı. İleride top tutabilme yeteneği. İleride top tutabilme kabiliyeti. Öne doğru pas atabilme. İkine pas. Pas atabilme yetenekleri. Impact paslar. Evet. Yani impact paslar. Impact pas. Ve dribbling kabiliyeti yüksek futbolcuların atabildikleri kadar dribbling sprinti. Bence görülmesi gereken, üstünde durulması gereken. Ki hep söylersin bunu. İstatistikler bunlar. Peki. Benim felsefi tartışmam bu yönde. O yüzden de tamam, bu elbette bu spesifik örnek. Tabii ki böyle. Ama ben mesela şeyi de görmedim. Ne Ronaldo'da ne de Messi'de bekiyle falan koşmadılar yani. Yani birinin beki Marcelo. Yani bayağı bir hücum beki. Yani kovalaması gereken beki Marcelo. Doğru. Jordi Alba var öbür tarafta. Işte. Birinin de kovalaması gereken beki Sergio Roberto. Sergio zaten Roberto asist yaptı. Alba var. Zaten tarafta asist yaptı Sergio Roberto. Şimdi ben hiç görmedim Ronaldo niye Sergio Roberto ile gelmiyorsun. Efendim Messi niye Marcelo ile basmıyorsun. Ben söyleyeyim, pozisyon sadakati yok diyorsun Messi'nin yani. Hiç mesela şeyi de görmedim ben. Ne derler onun adına? Suarez de hiç öyle stoperlere falan basmadı. Hakan Sergio Ramos falan paslamasla çıktı. Hiç öyle görmedim hani ben. 10 kişi topun arkasında var ya, herkes topun. Artık modern futbolda 10 kişi topun arkasında. Hiç öyle bir şey yok abi. Hiç öyle bir şey yok. Dolayısıyla artık belli klişelerden uzaklaşmamız lazım. Türk teknik direktörler bizi aptal yerine koymasınlar. Birçok maç izliyoruz. Manchester City'yi izliyoruz. Adamın açıklaması var. Biz 90 dakika kendi ceza sahasına kapanan, 10 kişiyle kapanan takımları açmak için yeni bir şey bulmalıyız diyor adam, ki açıyor şu an. Açıyor bir tane beraberliği var ya. Böyle takım olur mu? Artık açıyor. Ama o şu an dünyanın en iyi takımı açıklar. Adamın bir beraberliği var Mehmet. Hepsini kazanmış ya. Şeyleri zaten yeniyor. Oynayanları zaten yeniyor da. Kapananları da yenmeye başladı yani. Ki ona rağmen diyor ki kapananları şey yapmamız lazım. Bak çözmemiz lazım. Şimdi biraz artık mücadele ettik. Bugün çok güzel koştuk. Oyuncularımı tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı var ya. Yani mücadeleyle sezon içinde iki maç kazanırsın. Fenerbahçe geçen sene Dirk Adıokadın takımıyla Başakşehir'i yenemezdi. 1-0 yendikleri maç var ya, evet. Ozan Tufan'ın attığı golle. Döve döve yendiler o gün.
Senede iki tane öyle maç kazanırsın. Tamam. Seyircinle yüklenirsin. Playoff'a döversin, yenersin. Ama bir sezonu mücadeleyle büyük takım adlandıramaz. Benim isyanım buna. Felsefi tartışmam da buna. Messi de saygıyla önünde eğiliyorum. Temel evet, konu şu. Serdar'ın bütün dediklerini bir potada eritecek olursak. Ben artık şeyin hastasıyım. Canlı ya da televizyondan izlediğim her maçta ceza sahasının içerisine kendini atan orta saha oyuncusu. Daha mikro merkez orta saha oyuncusu. Başakşehir Kasımpaşa maçını seyreden herkes 34. yaşını bitiren Marcio Mossoro'yu takip etsin. Abdullah Hoca'nın şu anlık tek derdi o. Onun yerine ben ne koyacağım diyor. Ceza sahası içerisinde yapılan koşular, takım set de oynasa o seti sonuçlandırmak adına, aralara gitmek adına bence Serdar'ın söylediklerinin hepsinin birleşkesi. Mossoro'nun yerine kimi koyacağım diyor. Tek derdi o. Başka oyuncu mu yapmış abi? Neden? Yok işte yok. Yığınlı oyuncu var. Yine 4 yıldır beraber oynuyorsun. O ayrı alışkanlık işte. İki, mesela Selçuk'un iki pozisyonu var. Kupa maçında attığı gol ve lig maçında atamadığı voley, hatırlasana. Hangisiydi o? İlk maçında oyuna girdikten sonra yine sol tarafta kaleye bir voley türü bir şey sağdan orta tamam. Geldi atamadı. Selçuk gibi işte 85 doğumlu, o da 32. 33. yaşında. O da aynı şeyi yapmak zorunda. Çünkü artık çağdaş orta sahada eğer Manchester City gibi topu çıkarttığın anda 4 kişinin ayağına değerek bir hızlı hücum gerçekleştiremiyorsan, fast break değil başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. O geçiş oyunları gerçekleştirmeyi beceremiyorsan o zaman statik oyunda bilhassa 8 ve 10 numaradan içeri atacaksın. Atacaksın. Bak iki, ne oldu Belanda? Gösterme maçında. İkinci yarıda önde oldu. İlk yarı hiçbir şey yok Belanda'da. Sıfır. İkinci yarıda önde oldu. Hocanın ufak dokunuşları içeri... diyorsun yani. Hoca bir tek onu yaptın diyor. Başka bir şey yapmadı. İçeri atıyorsun abi. İçeri attın. Ozan en iyi döneminde ne yaptı? 3 gol 3 asist falan nasıl oynadı? Hani karşı karşıya kaçırdı. Evet. Ama ceza sahasının içine kendini attı. Tabii. Doğru. Ceza sahasının içine kendini attı. Beşiktaş'ta sezonun en önemli oyuncuları, hatta yılın en önemli oyuncularından biri kim? Brian Babel. Çizgi oyuncusu mu? Asla çizgi oyuncusu diyemezsin. Normalde çizgi oyuncusu. Normalde çizgi oyuncusu. Ama ne yapıyor? İkinci santfor oluyor. Evet. Ne yapıyor? Yani, altyapısıyla işte. Hollanda. Dolayısıyla yani 4-2-3-1 olarak Türkiye'de hep oynanıyor ya. 4-2-3-1'in o 3'ü var ya. O 3'ünü artı bir de 8 numara hatta yapabiliyorsa Atiba gibi 6 numaralar ceza sahası içerisinde girip o santforu beslemediği takdirde Fenerbahçe gibi nakıs oyunların şeyi olur. Konya maçında ne yaptı hoca? 2 tane adam aldı. Çok geç aldı. Evet. Maçı çeviriyordu. Fernando'yu 84'te alamazsın hocam. Fernando'yu da en iyisiydi. Ama, en iyisiydi. Özür dilerim ama alamazsın. Ben Konya maçını izlemedim. Bir yorum yapmayayım. Hı-hı. 84'te aldı Fernando. Alper. İyi bir Alper. O Serdar'ın sözünü ettiği Eskişehir'de hatırla. İyi Alper neler yapıyordu? Hürriyetle yapıyordu, zaman zaman Veysel'le yapıyordu. Tık 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 tık. İyi Alper'in bugüne gelmesinin tek sebebi o ceza sahası koşuları ve o kaliteli hücum koşulları. Ama bitiricilik hiçbir zaman olmadı işte. Ya tamam da bitiricilik olduğu zaman... Ya, Konya maçından bir puan kötü değil. Şöyle şimdi... Değil tabii. Yani Fenerbahçe 6 maçta 16 puan iyidir. Dur Fenerbahçe'ye geçmeden şu eklemeyi yapayım. Kapatalım Barcelona Real Madrid konusunu. Bir şeyi gördük ama yani... Tamam Ronaldo dünyanın en iyi çalışan oyuncusu, futbolcusu. Mekanik bir deha, bir android ama saf yeteneğin, o doğuştan gelen o parlaklığın, sihirin, yetenekli. Bak yetenekli. Messi daha yetenekli bir oyuncu. Bak yetenekli Ronaldo ama Messi çok daha yetenekli bir oyuncu. Evet. Saf yetenek. Hani kudretten, Allah'tan yetenek Messi daha çok. Filmlerde şöyle bir şey vardır böyle. Ama gidersin, bak mağaranın dibine gidersin, orada böyle kaynak vardır, sihirli suyun çıktığı. Messi oradan gelmiş gibi böyle, oradan gelmiş. İkisi gibi. Hayatı boyunca Allah hiç çalışmasa Messi Ronaldo'dan büyük oyuncu. Aynen öyle. Ama çalışmasın. İşte o saha içinde, olan çok büyük o çalışıyor. Saha içindeki yaratıcılığını da neden Ronaldo'dan daha özel bir futbolcu olduğunu da bence yok, Ronaldo daha özel bir futbolcu. Seninki safi yetenek ben mi? Ben safi yetenek açısından söylüyorum. Yetenek bu sene de daha... Dünya Kupası'nı kazanırsa 2018'de gelmiş geçmiş en büyük futbolcu Lionel Messi'dir. Kazanmasa da olmuş olabilir ya. Ben Dünya Kupası'nı görmek istiyorum elinde. O zaman çünkü artık soru işareti yok. O zaman geçici kişi Maradona mı oluyor sence? Evet. Maradona oluyor. Bir iki yorum okuyayım Fenerbahçe'ye geçelim. Geçelim. Senin yorumlarına. Peki. Bak eleştiriler de var bu arada. Ne? Sadece Aykut Hoca'yı eleştiriyorsunuz diye. Evet gıcığız. Tuncay Bey. Gıcığız. Bilhassa ben gıcığım. Serdar da benden dolayı gıcığız. O efendim bir daha söyle. Sadece Aykut Hoca'yı eleştiriyorsunuz. Sadece gıcığız demiş. Ondan. Çok gıcığız. Yani. Yok. Öyle bir yani şey yok. Eleştiriyoruz. Ben eleştiriyorum. Ben eleştiriyorum evet. Bazen. Bazen eleştiriyorum. Peki devam edelim. Konuşacağız tabii tüm konuları konuşacağız. Aynı tweetlerden lütfen çok atmayalım. Aykut Kocaman Barcelona'da olsa Messi, Neymar, Suarez, Iniesta bir arada oynar mıydı demiş Metin Vural. Ama ya bu başka, bunu böyle bir şakaya vurmuş. Oynardı. O öyle bir şey. Mecbur oynatırlardı. Mossoro'nun yerine kim gelecek bunu Mehmet Ayhan söyler bize demiş bu arada. Transfer çalışmaları var ama bilmiyorum. Yani hocanın gerçekten 10 numaraya kafayı taktığı Mossoro'nun yerine adama, yani yerine derken
yaşından dolayı yenilemeye çok ihtiyacı var. Öğreniriz onu, çok uzun sürmez. Abi Harry Kane'i de konuşun demiş. Evet. Çok çok iyi. Çok tarihe geçelim o da. Geçti. En çok Premier Lig golü. Bir de yılın en çok golü. Yani Alan Shearer'ı geçti. En çok gol atılan en çok gol attı. Ama Premier Lig'de de şeyde de. Alan Shearer'ı tarihte geçti. Şu an Ronaldo ile Messi'yi de geçti. Tabii. Tabii Avrupa'da. Ama bir yıl içinde. Bir takvim yılında. Bir takvim yılında. Ama ilk defa alıyor bu. Evet. Yani Messi Ronaldo rekorlardan beri ilk defa alıyor. İlk defa birisi geçiyor. Evet. Ya bir de ben seyrettikçe görüyorum adam çok özel. Komple santrafor oldu yani. Komple. Şey var mı? Eskiden iyi bir golcüydü. Şimdi ciddi santrafor. Peki ben hepsini seyrettiğini iddia edemem. Şey var mı? Büyük takım. Yardım var mı? İyi takım. Her topu ona atıyorlar. Ama şu şöyle düşün. Yani Messi çok iyi oynuyor, top oynuyor. Çok iyi top. Bak Messi neyse Barcelona için, Ronaldo neyse Real Madrid için, Kane de o ama arkasında Dele Alli ile Eriksen var. Şöyle bir şey var. Oyuncu yani santrafora evrilme işte mesela daha çok geçen yıl buna veriyorlardı atıyordu bu. Bu sene alan falan da açıyor şey arkaya. Dele Alli falan da o yüzden çok gol atmaya başladı. Yani komple iki ayağı çok iyi, kafa topları iyi, çalım atabiliyor, kısa mesafede hızlanabiliyor. Çok iyi şut atıyor. Çok iyi şut atıyor. Ceza sahası dışından gol atıyor. Yani öyle bir yani Real Madrid'lik olmuş. Bize yakışır. Renk konusunu konuşacak mısınız de demiş. Karışım be. Hayır konuşmayacağız. Birazdan konuşacağız. Beşiktaş'a geçince konuşacağız. Birazdan konuşacağız. Peki Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceklerim vardı Serdar abi. Sen ekle öyle devam edelim. Benim önümde manşetler var. Sen bana ver. Vereyim mi manşetleri? Ben manşet. Peki görelim. Prime Yıldırım çözüm. Bu haber değil. Fenerbahçe Konya maçından sonra yaşanan prim sorununu Ali Yıldırım halledecek. 6'da 5 tek alsa da futbolcular 1,5 milyon euroyu hak ettiklerine inanıyor. Serdar bunu primi vermeye sıcak bakmayan Başkan Aziz Yıldırım'ı kardeşi ikna edecek ama bence haber Ali bu Yıldırım'ı, ya. Ali Yıldırım'ı gazlama haberlerinden birisi daha. Başkan zaten verir. Verir. Haber değillerken haber kötü değil. Serdar bunu daha önce söylemişti. 6'da 5 yapsa da Aziz Yıldırım verir. Prim verir demişti. Ondan 1,5 haber milyon doları verirler. Peki. Verir yani. Devam edelim. Vermesi de lazım ayrıca. Bana sorsan değil mi? Yorumcu olarak versin mi? Versin ondan. Bence versin. Bence versin. 6'da 5, 6'da 6 olmadı diye ne yapalım yani? 6'da 5'te ne yapalım yani? Peki bir sonrakini görelim. İşte Ozan Tufan'ı kulübeye mahkum eden sözler. Sorun çıkaranlar sahada, ben de mi sorun çıkarayım? Dur. Ahmet Ercanların haberi. Çok güzel sormuş. Dur. Çok güzel sormuş. Başka haberim, başka yönü yok zaten. Değil mi? Evet. Bunu da bir parça biz anlattık yanılmıyorsam. Bir parça anlatmıştık. Anlatmadık bu ekranlarda. Çok da güzel sormuş. Sorun çıkaranlar sahada, ben mi sorun çıkarayım? Ahmet içeriye 2-3 tane adam atmış yazmış ama o 2-3 adamın içerisinde esas yani takımın şey Türk oyuncuları, böyle güçlü Türk oyuncularıyla Ozan Tufan arasında sezon başından beri oynuyorsun oynamıyorsun, hocanı çok sevdim ben oynuyorum sen oynamıyorsun türünde itişimler. Hocanı çok sevdim var. Hocanı çok sevdim var. Evet. İşte hocanı çok sevdimden işte oynayan hocanı çok sevdim diyene, oynamayan Ozan'a geldi iş. Hocanı çok sevdim de var orada çünkü. Bu konuyla ilgili benim eleştirdiğim konuda... Ahmet 3-4 tane isim atmış oraya ama... Bir akşamda tane manşet olmuş. Bir sonraki haberi de hemen bizim üzerimizde alabilir miyiz Hakan Yılmaz? Bir kiloluk kocaman Tufan. Vermesi gereken bir... Şu büyük ekrana gelirse okuyabileceğim galiba. Okuyamıyorum çünkü üst başlığını, aradaki spotunu. Neyse yani kilo fazlası var diyor, geldi. Ozan Tufan'ın neden kadroya alınmadığının sırrı ortaya çıktı. 85 kilonun altına inme hedefine ulaşamamış... 90,5'la başlamış, 86'ya düşmüş. Burada da başka bir bakış açısı var. 86'ya düşen 84'e düşen. Ya bu Ozan Tufan meselesinde çok uzatmak istemiyorum ya. Bu adam da böyle hani Iniesta falan değil. Üzerine konuşmak da istemiyorum. Aykut Kocaman'ın söylediği nihayetinde doğrudur. Hangisi o? Bir karar veriyor. Ya bu konuda da hocanın da bir kararı olur. Tabii. Hürriyet haberinde bir adalet duygusu şey var mı? Versene Hakan abi oraya bir, sevgili Hakan. Gelir şimdi. Adalet duygusu dediğin. Adalet duygusu gibi bir şey var mı? Versene bir okuyalım. Bir adalet lafı var mı orada? Bir bakalım. Ben göremedim. Yok. Yok. Bir şey anlatayım. Serdar da buna katılacaktır. Aykut Kocaman'ı sportif olarak muhalefet eden insanlardan biri. Arkadaşlar Aykut Kocaman'a sabah radyoda konusu oldu. Belki oradan aklıma kaldı. Her şeyi söyleyebiliriz Aykut Kocaman'a. Kötü teknik direktör diyebiliriz. Taktiğini beğenmeyi, her şeyi söyleyebiliriz. Hı hı. Ama bir şey söylemek ayıp olur. Aykut Kocaman adaletli bir adamdır. Aykut Kocaman yanlış bakabilir ama gayri adil bir şekilde bakmaz. Şimdi Ozan Tufan'ın neden oynatmıyor diye sorma. Bir adalet duygusu söz konusu değil burada yani. Şöyle adalet sana alıp pası atayım Serdar abi, tam öyle sormayabilirsin ama burada galiba şimdi yani bizim ama şunu söyle. Sen söyle, ben öyle devam edeyim. Ozan Tufan neden oynamıyor? Bak ben yaklaşık 2005 yılından beri spor yazarlığı yapıyorum. Hemen hemen 250 tane filan maç kritiği yazmışımdır. Tamam.
bu 200-250 tane maç kritiğinde çok acayip bir şey olmamışsa, mesela başlangıç 11'lerini çok eleştirmem ben. Çünkü hoca bir şey düşünmüştür. Planı vardır. Yani bir hafta boyunca çalışmıştır oyuncularla. Oyuncuların o zaman bir durumu vardır. Söz konusudur. Hakan abi donduk. O maça göre bir şey düşünmüştür diye bakarım. Empati yaparım. Yani derim ki bu hoca bu maçta böyle bir şey düşündü herhalde. Yani bunda çok acayip böyle çok manasız şeyler yoksa ya böyle bir şey olur mu? Başlangıç 11'ine pek karışmam, pek itiraz etmem. Tamam, Ozan'a bağlarsan konuyu. Ozan'a da bağlarken niye onu oynatmıyorsun diye bir eleştiri yapmam. Ama Ahmet Ercanların yaptığı haber, önemli Hürriyet'te yaptığı haber önemlidir. Ahmet Ercanların yaptığı habere göre Ozan hem bir sistemli konuşmuş, evet, hem de bir kez sistemli konuşmuş, doğru yapmış yani. Sonra ben de mi sorun çıkartayım demiş. İki, sahada dalgınmış ve gol yemiş o yüzden. Tamam. Şimdi beni ilgilendiren kısım dalgın bu bölüm. Yani hocaya bir terbiyesizlik yaptıysa rata oynaması lazım. Tabii. Sitem ettiyse bence haklıdır. Ama dalgınlıktan gol yedirme işi varsa eğer, varsa bile Fenerbahçe taraftarları video hazırlıyorlar Mehmet Topal'ın yanındaki adama pas atamaması ile ilgili. Ne geziyor, ben görüyorum sosyal medyada. Tamam. Türkiye Ligi'nin Twitter'a giriyor musun? En çok top kaybeden 3 tane oyuncusu Fenerbahçe 11'inde oynuyor. Kim onlar? Nebil Dirar, Atif Şeşo, Mehmet Topal. Aynı anda üçü de bir büyük takımda olmaması gereken kadar top kaybıyla oynuyorlar. Ama Aykut Kocaman top kaybetseler bile deli gibi geriye koşup her seferinde de genellikle faul yaptıkları için bu oyuncular oynatıyor. Sözünü unutma, burada bir şey ekleyeceğim. Sadece şu konuyu söyleyeyim. Şu söylenebilir. Ozan Tufan için kendimizi eleştirebiliriz. Çünkü bu adam işte manşetlere çıkarken, pazarlanırken yeni Iniesta, süper yıldız, Beşiktaş'ın elinden aldığı altın harflerle adını yazdıracak gibi peki, sözlerle peki ortaya şöyle koymuş. Tartışalım. Sen diyorsun, şöyle tartışalım abi. 22 yaşında bir oyuncuya fırsat vermek mi daha mantıklıdır? Tabii 32 yaşındaki bir oyuncuya dönmek mi daha mantıklı? Tabii ki 22 yaşındaki oyuncuya. Ama biz yani, diyorum ki Ozan olduğunda, Tufan'la, olduğundan büyük gösterildi Ozan Tufan. Ben de şimdi diyorum. Mehmet Topal'la Ozan Tufan arasında yani dağlar kadar fark var mı? Yok tabii. Yani Ozan Tufan oynadığı zaman yani ne yapıyor mesela Mehmet Topal Ozan Tufan'dan neyi fazla yapıyor? Daha fazla alan, alan kapatıyor. Daha fazla faul yapıyor. İşte Mehmet Topal olduğu yapıyoruz. İçin daha az kart görüyor. Mehmet Topal referansı olmuş. Referansı çok iyi. Kötü niyetli bir adam olmadığı için. Koridor sicili çok düzgün. Kötü niyetli bir adam olmadığı için daha az kart görüyor. Peki ya Ozan Tufan'la Mehmet Tufan Mehmet Topal arasında böyle bir fark mı var böyle? Yok yani fark eder mi? Ya bunu oynatırsan buna yatırım yapmış olursun. Hocaya terbiyesizlik yapmışsa bir itirazım yok. O hayır. Sadece bana Ozan Tufan'a Fenerbahçe forması bazen büyük geliyormuş gibi. Tamam. Öyle bir algım var. Ben diyorum bence ikisi de oynamasın. Oraya Mehmet Tekici oynarsa bir sakatlık, beyin ameliyatları bitmesi biterse bir Mehmet Tekici oynasın. Ne oldu Mehmet Tekici? Beyin ameliyatı oldu herhalde. Allah korusun canım. Ben anlamadım abi. Ben bir şey böyle bir şey görmedim ben yani. Ne lifmiş, ne arka baldırmış, ne iç cam bağlarmış. Üç kardeşim. Büyük kulübü birbirine soktu adam biliyorsun ya. Üç büyük kulüp birbirine. Ya geçen sene eğer biz alsaydık Ekici şampiyon olabilirdik diye düşündüren bir adamdı bu devre arasında. Bana göre Josef de Souza ve yanına da Mehmet Ekici oynar. Bana göre. Benim futbol anlayışıma göre. Oynayamıyor tabii de. Mehmet Ekici yok. Ha bu ikisi arasında bir fark. Yani ben olsam Ozan'ı neden tercih ederim? Ya buna yatırım yapayım derim. Sen bu arada 3 fazla top kaybeden oyuncu var dedin ya. Bununla Türkiye'nin ilgili haber var. Türkiye'nin en çok top kaybeden 3 oyuncusu büyük takımlar içerisinde. 3 de Fener'de aynı anda oynuyor. Şu 9. acayip top kaybı yapıyor. 9. haberi verir misin Hakan Yılmaz? Güzel konu. Kazanmak için de faul yapıyor. Bak ama işte Valbuena'da hani pozisyon sadakati yok, çok koşmuyor. Bak harika haber yapıldı bizim NTV Spor'da. Hemen onu görelim. Hani çok 9. haber. Çok koşmayan, İşte pozisyon sadakati olmayan, top kaybeden Valbuena hakkında. Okuyayım ben onu. Fenerbahçe'de 5 hafta sonra ilk 11'e dönen Valbuena, teknik direktör Kocaman'ın verdiği mesajı almış gözüküyor. İstatistikleriyle göz doldurdu. 8 top kapmayla takımın öne çıkan isimlerinden kimmiş? Oldu Valbuena. Öyle ki deneyimli oyuncunun ulaştığı sayı orta sahanın en defansif ismi Topal'ın sayılarıyla aynı. Atıf'a biliyorsunuz Atıf'ı da geride bıraktı. Atıf 3 kez top çaldı. Valbuena 7 top çaldı. Giuliano
4 Nabil Dilar yeni top kapmayla mücadele. Yani istatistik olarak da hani eleştirilen hücumda kalıyor, geriye dönmüyor denen Valbuena hepsinden fazla top kapıyor. Ben bunları, Demir Evren'in programından gelen istatistiklerde onu da onu haberleştirdi. Bak, Fenerbahçe 12. haftada bir kırılma yaşadı. Bu kırılmadan sonra Sikertel takıma döndü. Ben bunu daha önce anlatmıştım. Sonra da hepimizin tanıdığı çok önemli bir Fenerli'den teyit geldi demiştim. Sikertel takıma döndü. Volkan Demirel kaleye döndü. Mehmet Topal 11'e döndü. Tamam. Valbuena paket oldu. Giuliano ortaya geçti. Bu işin Türkçesi budur arkadaşlar. Bu kadroyu futbolcular falan ortak yaptılar. Ya Şener ne dedi abi Bursa Spor maçından sonra? Açın izleyin. Ne dedi? Hoca da dahil hepimiz hatalarımızı anladık, oturduk, konuştuk dedi. Çok insani, normal, medeni bir şey güzel. Bu. Yani demek istediğim o 4-3-3'ler, 4-1-4-1'ler, 4-6-0'lar falan bitti. Giuliano sağ açıklardan ortaya geldi. Valbuena bir paket oldu. Ulan bu da bizi millet yoluyor. Bunu da alkışlıyorlar. Bu da tribünleri geziyor. Valbuena bir gitti. Mehmet Topal geri geldi. Sikertel vertigosu birden geçti. Mehmet Ekici'nin hemen şeyleri patladı. Dikişleri mi? Ne? Yanları ağrıdı. Heh. Ondan sonra Giuliano 10 numaraya geçti. Giuliano 10 numaraya geçti. Sikertel stopere geçti. Volkan Demirel birden zayıfladı. Ozan kilo vermişti. Çok iyiydi. 3 gol atmıştı. Yine kilo aldı. Sitem etti. 1 kilo fazlası sitem var. Etti. Ha, sitem Topal etti. Topal Soğuz'a yan yana geldi. Bir de 1 kilo fazlası var. 1 kilo fazlası var. Peki. Ondan sonra Aykut Kocaman. Biraz yorum okuyalım. Fenerbahçe bugün 6 maçta 5 puan topladıysa bu takımı, bu ekibi yapan irade kiminse o iradenin sayesindedir. O irade de yarın gelir 1,5 milyon dolar primi dağıtır. Bir haber daha verip reklam öyle gidelim. Fenerbahçe'yi kapatalım. Öyle yapalım. Güzel para, 1,5 milyon dolar. 7. haberi verelim çünkü bu tartışılacak bir haber. 30'a bölsün 50 bin dolar eder adam başı ya. Çünkü çok kısa 30 saniye görüp bu da nereden çıktı? Tottenham Yansen'i geri çağırdı devre arasında. Böyle de bir opsiyonu var. İsterse geri çağırabiliyor. Ve Tottenham dedi ki geri gelin. Olmazsa şimdi ya Yansen işte kalsın diye uğraşacak Fenerbahçe. Fanatik'teydi haber, özel haber. Ya da Sol'la Bajić için nabız yoklanacak. Yansen giderse şampiyonluk şansı azalır mı Fenerbahçe'nin? Azalır. Yüzde kaç azalır diyorsun? Çok azalır. Fenerbahçe'nin elinde sağlam olarak, yani güvenebileceğin, sakatlanmadan güvenebileceğin 17-18 maç çıkaracak adam Yansen. Giderse büyük sıkıntı olur diyorsun. Peki biz reklama gidelim yoksa bize de sıkıntı olacak. Bak biz kupa maçındaki kadrodan daha iyiyiz.